Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Nihat Üzel. N10 programından yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle Süper Lig tarihinin en başarılı kalecilerinden olan penaltı kurtarıcısı 10 kaleciyi inceleyeceğiz. Lafı hiç uzatmadan Süper Lig tarihinin penaltı bazında en başarılı 10 kalecisi. Listemizin 10. sırasında kurtardığı 8 penaltıyla listemize girmeye hak eden Allum Buker'le başlıyoruz. Süper Lig'e 95-96 sezonunda Samsunspor formasıyla merhaba diyen ve kırmızı beyazlı forma dışında Süper Lig'de İstanbulspor'la Konyaspor'un da formasını giyen Allum Buker, Kamerun milli takımının da formasını 52 maçta terletmişti. Süper Lig'in panterlerinden olan kaleci 184 maçta kalesinde 270 gol görmüştü. 29 kez beyaz noktaya geçen futbolcuların karşısına geçen Allum Buker 8 penaltıyı kurtarmayı başararak listemize girmeye başarmıştı. 9. sıraya 1.79'luk boyuna rağmen Süper Lig'in en başarılı kalecilerinden birisi olan Fahruddin Ömeroviç ile devam ediyoruz. Süper Lig'e 1992-93 sezonunda giydiği Kocaelispor formasıyla merhaba diyen Bosnalı eldiven ligimizde Kocaelispor ve İstanbulspor formalarını terletmiştir. Süper Lig'de 128 maça çıkan 187 gol yiyen Bosnalı kaleci 37 maçta ise kalesini gole kapatmıştır. Tam 28 penaltı vuruşunun 8'ini kurtarmayı başaran Ömeroviç, Aykut Kocaman gibi bir efsanenin bile penaltı vuruşunu kurtarmayı başarmıştır. 8. sıraya Süper Lig'de tam 6 takımın formasını giyen bir evliya çelebi olan Fevzi Tuncay ile devam ediyoruz. Fevzi Tuncay kariyeri boyunca çok eleştirilen bir kaleci olsa da birçok takım kalesini ona emanet etmiştir. Samsunspor, Beşiktaş, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor ve Manisaspor formalarıyla toplam 194 Süper Lig maçını çıkan ve bu karşılaşmalarda 241 gol yiyen Fevzi Tuncay, 60 maçta ise kalesini gole kapatmıştı. Çok eleştirilen bir kaleci olsa da bana göre iyi bir istatistik tutturan eldiven, ona karşı kullanılan 22 penaltı vuruşunun 8'ini kurtarmayı başararak iyi bir penaltı kalecisi olduğunu ispatlamıştır. Listemizin 7. sırasında ise bir başka milli eldiven olan Adnan Erkan'la devam ediyoruz. Süper Lig'de Denizli Spor, Konya Spor ve Ankara Gücü formalarını toplam 235 maçta giyen ve 1996-2003 seneleri arasında oynadığı futbol hayatı boyunca 389 gol yiyerek kötü bir istatistiğe imza atan Adnan Erkan iyi bir penaltı kalecisiydi. 40 kez penaltı vuruşuyla karşı karşıya gelen Adnan Erkan bu penaltıların 10'unu kurtarmayı başarmıştır. Şifo Mehmet, C.C. Okoça, Serkan Aykut, Andi Mandıralı ve Aykut Kocaman kaleci Adnan'a penaltı kaçıran oyuncular arasında yer almaktadır. 6. sıraya Litvanyalı eldiven Karsa Marskas'la devam ediyoruz. Süper Lig kariyeri boyunca Gaziantepspor ve Osmanlıspor formalarını toplam 224 maçta giyen ve yalnızca 284 gol kalesinde gören kaleci ligimize yaptığı kritik kurtarışlarla damga vurmuştur. 2009-2010 sezonundan 2017-2018 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan Karsa Marskas tam 74 maçta ise kalesini gole kapatmıştır. Kendisine karşı kullanılan 40 penaltı vuruşunun 10'unu kurtaran tecrübeli eldiven birçok kritik kurtarışa da imza atarak ligimize damga vurmuştur. Listemizin ortasına geldik ve Fenerbahçe forması giyen Harun Tekin listemizin 5. sırasında. Süper Lig'de yalnızca Bursaspor ve Fenerbahçe formalarını giyen başarılı eldiven Harun Tekin'in Fenerbahçe ile 2021 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Süper Lig'de toplam 152 maçta forma giyen Harun Tekin 206 maçta kalesinde gol görmüş olsa da toplam 45 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştır. Ona karşı kullanılan 23 penaltının 10'unu kurtararak %43'lük bir başarı ortalaması yakalayan Harun, Süper Lig'deki şu anda oynayan kaleciler arasında en iyi penaltıcı konumunda bulunuyor. Listemizin 4. sırasına şu an teknik direktörlük yapan Engin İpekoğlu ile devam ediyoruz. Süper Lig kariyeri boyunca Sakaryaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Çanakkale Dardanelspor formalarıyla tamı tamına 310 maça çıkan ve sadece 361 gol yiyerek iyi bir istatistik yakalayan Engin İpekoğlu, 32 kez de A milli takımımızın kalesini korumuştu. 30 Temmuz 2000'de futbolu bırakan eski eldiven 106 maç boyunca kalesini gole kapatarak da listemizdeki en başarılı isim olmuştu. 45 kez beyaz noktanın karşısında duran ve tam 12 kez penaltı vuruşu kurtaran İpekoğlu listemizde yer almıştır. Ve listemizin 3. sırasına geldik. Halen aktif olarak kalecilik yapan Serkan Kırıntıl'dayız. Süper Lig hayatına Adana Spor formasıyla başlayan ve Ankara Gücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'la beraber Konya Spor formasını da giyen Serkan Kırıntılı 4 kez A milli takımın kalesini korumuştu. 35 yaşındaki eldiven Süper Lig kariyeri boyunca 353 maça çıkıp 448 gol yerken 97 maçta da kalesini gole kapatmıştır. 41 kez penaltı vuruşuna maruz kalan eldiven bunlardan 12'sini engellemeye başarmıştır. Listemizin 2. sırasındaysa Bulgar eldiven Zdravko Zdravkov var. Süper Lig'e 97-98 sezonunda İstanbulspor formasıyla merhaba diyen ve Adana Spor'la beraber ligimizde Çaykur Rizespor forması da giyen Zdravkov tam 206 Süper Lig maçını çıkmıştır. Süper Lig kariyeri boyunca 254 gol yiyen eldiven 67 maçı da gol yemeden tamamlamıştır. Süper Lig'de çıktığı maçlarda 25 kez penaltı vuruşuna
maruz kalan eldiven, o penaltılardan 13'ünü kurtararak %53'lük muhteşem bir başarı grafiği yakalamıştır. Ve geldik listemizin zirvesine ki o da eski bir milli eldiven olan Sammer Göymen. Futbola Samsun Spor altyapısında başlayan 1957 doğumlu eski bir kaleci olan Sammer Göymen, kariyeri boyunca ona karşı çekilen 37 penaltı vuruşunun 15'ini kurtarmayı başarmıştır. Süper Lig'de toplam 155 maça çıkan başarılı eldiven, Süper Lig kariyeri boyunca Denizli Spor ve Altay formalarını terletmiştir. Altay'ın efsanelerinden olmayı başaran tecrübeli eldiven, 1986-2001 yılları arasında futbol oynadıktan sonra futbol kariyerini noktalamıştır ve Süper Lig'in penaltı canavarı olmuştur. Ona penaltı kaçıran isimler arasında Şifo Mehmet, Oktay Derelioğlu, Safve Sancaklı ve Şota Arvelasi gibi önemli penaltıcılar yer almaktadır. Sevgili izleyenler, her hafta Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen Enon programından bu haftalık da bu kadar. Bu videoyu ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.